Kaçarak da ayarlarını. Abi. Oturu bak burada, oturu. Evet. Oturu bak, evet. Canım niye inmeyeceğim? Yavaş yiyin. Yapma öyle, yapma. Gidin. Zeynep. Benim adım Ahmet Ali Hazır. Ata binmek çok güzel bir duygu. Ata binmek ustalık işi, böyle herkes binebilir. Ama çocukken binmek daha iyi olur, büyüyünce iyi binermek olur. Şimdi binersiniz, koşturabilirsiniz mesela. Ata korkarsan o da senden korkar. O işte kötü olur. Sonra çifte mifte atarlar, atabiliyorlar bazen atlar. Isırabiliyorlar. Eğleniyor musun peki? Tabii çok eğleniyorum. Çok güzel. Eğleniyor musun peki? Hı hı. Korkuyor musun atlardan? Tarık Altay. Sen eğleniyor musun ata binmekten? Evet. Korkuyor musun peki? Hayır. Hı. İnce aşağıdım. Çok seviyorum ata binmeyi. Korkuyor musun hiç? Kalkmıyorum. Zevkli bir şey mi? Hı hı. Benim adım İdil. Sen eğleniyor musun? Hı hı. Korkmuyorsun. Hoş geldiniz. Tabii işletmeden daha ziyade burası bir sosyal sorumluluk projesiyle kurulmuş bir dernek. İsmim Cüneyt Sayım. Uzmanlar Atlı Spor Binicilik Kulüp Derneği Başkanıyım. Buradaki temel amacımız aslında bir ticari faaliyetten daha öte kaybolmaya yüz tutmuş bir kültürü yaşatmaya çalışıyoruz. Bununla da birlikte malum hayatımızda var olan engelli çocuklarımıza rehabilite etme noktasında yardımcı olmaya çalışıyoruz. 0-5 yaş grubu dahil olmak üzere her yaştan insanlara hitap ediyoruz. Burada üstünde durulması gereken bir konu var. Burada tabii büyüklerin de aile bireylerinin de bu konuya hassasiyet göstermesi gerekiyor. Şimdiki çağda, şimdiki zamanda çocuklar topraktan, doğadan uzak, teknolojiyle iç içe yaşamaya mahkum edilmiş durumda. Tabii bu zamanla aileler içerisinde dağılmalar, kopmalar, bölünmelere yol açmaktadır. Bunu zaten uzmanlar, bunu tespitlerini yapmış, gerekli açıklamaları yapmıştır. Biz de burada kendimize düşen, kendi üzerimize aldığımız yük kadarıyla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Burada atı ön plana çıkarmaktan ziyade insanların bulunduğumuz doğa içerisinde zaman geçirmeleri, hayvanlarla uğraşmaları, kaynaşmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Evet.